nasıl söyleyeyim size, bir bütün. Bir soru daha vardı yukarıda, hanımefendi sormuş. Demiş ki, sesim son 3 yıldır kısılma oldu. Bilmiyorum nasıl. Çok kalınlaştı. İstanbul'da, Bayrampaşa'da, Antalya'da özele gittim. Ama bir şey yok denildi. Ama ailem, iş arkadaşlarım, çevrem sesim hakkında çok kalınlaştığını söylüyor. Ne yapmam lazım? Size gelsinler veya Şimdi tabii bilmiyorum. kaç yaşında olduğumuzu bir bilmemiz lazım. Evet. Onu kalınlaşmaya yol açan, yani o seste kendilerinin duyduğu kalınlaşmaya yol açan nedenin ne olduğunu bir anlamaya çalışmak lazım. Onun için de Evet. az önce söylediğimiz gibi tüm ses yolunu değerlendirecek şekilde. Ses yolu derken biz solunum yolunu tersten düşünüyoruz. Yani Worst bu sefer akciğerlerden başlıyoruz. İşte right. akciğerler, soluk borumuz, ses tellerimiz. Ses tellerin üstünde az önce söylediğimiz ses tellerin üstündeki yapılar, ondan sonra Hanımefendinin diş yaşı, kökümüz hocam pardon, vesaire. hanımefendinin yaşı 48'miş bu arada, özür dilerim. 48. Başka en çok neyi bilmemiz lazım? Sesim kalınlaştı diyorsak sigara içiyor muyuz, hiç içtik mi? Çünkü işte böyle orta yaşa yaklaşan hanımefendilerde bizim en çok ses kalınlaşması nedenimiz ses tellerin ödemlenmesidir. En çok Evet. gördüğümüz işte renk ödemi dediğimiz bir şeydir. Ses Evet. telleriyle ilgili arkadaşlar bilirler, hani o ses tellerinin çok kıymetli bir katmanlı yapısı vardır. İşte üstte incecik bir epiteli vardır. Altında işte lamina propria dediğimiz bir üç katmanlı yapısı, onun altında kası. Onun epitelin hemen altındaki lamina propria denen katmanının çok aşırı artması nedeniyle hatta bazen böyle çok küçük şeyler, hazneler halinde, tek bir parça halinde de artmaz. O bile tek başına bir ses kısıklığı ya da ses kalınlaşması nedenidir. Velhasıl yani bütün ses hastalıklarına yaklaşırken söylediğimiz gibi nedenin ne olduğunun anlaşılıp ondan sonra onun kronolojik olarak adım adım çözülmesi. Mutlaka fayda göreceği bir yer vardır. Neredeyse hani Antalya'daysa gidebileceği hekim arkadaşlarımız var ya da İstanbul'da başka işte varsa, evet. bu işle ilgilenen herhangi bir arkadaşımıza başvurabilir, muayenesini olabilir. Doğru. Hocam bir de bizim soprano ile ilgili bir genişleme ile ilgili bir şeyimiz var. Pardon. Sopranolar Ay. üst tonlara çıkmadan önce nasıl uçarlar gösteriyoruz. La notasında şöyle bir genişleme var hocam. Abdominal kasların genişlemesi. Si'ye geldikleri zaman böyle oluyor ve si bemolde öne doğru eğiliyorlar ve tekrarlıyorlar. Yani bu bir Bu postürdür şu. aynı birey mi bu? Bunların hepsi aynı kişi değil Benim sanıyorum. hocam, benim bulduğum şeyler bunlar. Hayır, çizdiğimiz kişi aynı kişi değil gibi. Hayır O hayır hayır. Bu şeydeki sopran. O bariton hocam. Bu bariton. la'da bahsettiğiniz Türk kası mı o? Hani karın kası diyorsunuz. O bayağı Türk kası olmuş la'daki. Yok hocam, bu Kemal Paşa. Kemal Paşa kası. Biliyorsunuz baklava diyorlar ya. Baklava, altı baklava. Bu Kemal Paşa kası. Bu, solde çok diz duruyor sopranolar. Ama diyoruz ki yüksek notalarda uçmadan önce ki yüksek tiz notaları sopranolar. Hocam bir de bizim böyle böyle ses rehabilitasyonu ile ilgili bir O şeyimiz var. harika. Sizce nasıl buluyorsunuz bunu? Nasıl bulurdu? Çok güzel. Etmen. Sol alttakini okuyamadım. Biraz orası flu. Ses koordinasyonu, konuşma. Harika, harika. Yani bunun Çok hepsinin güzel. olması lazım. Doğru değil mi hocam? Ses rehabilitasyonu Kesinlikle, için. kesinlikle. Az önce bahsetmiştik ki hani bireyin tüm iyilik hali. Gerek nasıl hani Dünya Sağlık Örgütü sağlık tanımını yaparken ne diyor? Bireyin fiziksel ve sosyal olarak iyilik halidir diyor. Ses de aynı Evet. şekilde. Yani hem fiziksel hem ruhsal olarak iyilik hali. Dolayısıyla o demişsiniz ya tıbbi etmenleri, davranışsal şeyleri vesaire bunların tamamını bir bütünsel yaklaşımla düşünmek lazım. Onun için hani az önce soran arkadaşımız gibi hani benim sesim kalınlaştı tamam. Yani o gerçekten kalınlaştı mı bir kere demin söylediğimiz objektif veriler. Yani sizin sesiniz normal konuşma frekansında biz sizi dinlerken rahat bir şekilde siz konuşurken onun temel frekansı nedir? Bunun varyasyonları nelerdir? İşte onlara biliyorsunuz pertürbasyon diyoruz. Evet. Yani bizim kontrol edemediğimiz yani bunu bir hani piyanonun notasına bastığımız gibi düşünelim. Ona bastığımız anda hep aynı tonda bir ses duyarız ama biz aynısını söylediğimizi sanarken bizim mekanizmamız bunda ne kadar bir varyasyon yaratıyor, ne kadar bir pertürbasyon oluyor? İşte onun jitleri, şimleri yani gerek frekans gerek şiddet açısından ne kadar pertürbe olduğunu, bozulduğunu anlamak lazım. Bu objektif olarak öyle mi? Yani bir hanımefendi sesine göre gerçekten kalın mı? Ondan sonra da yerini hani şikayetin ne olduğunu anlayacak şekilde gene objektif gitmek lazım. Belki de Gibi. hanımefendi gittiği doktorlarda direkt kamerayla bakmışlardır. Stroboskopla bakmamışlardır belki.
Çünkü stroboskopla, stroboskop ışığıyla her şey meydana çıkıyor biliyorsun. Siz daha iyi biliyorsunuz hocam. Öyle değil mi? Normal kamerayla yani, bakıldığı zaman yani son sanki biz şu anda kamerayla baktığımız gibi görüyoruz ama ses teli esasında öyle değil. Ses telinde şüphesiz. Evet. Yani bunu sizi dinleyenlerin hepsi biliyor ama yine de hani kısacık ondan bahsedecek olursak, biliyorsunuz bir ortalama konuşma frekansı sırasında bir erkek sesi yaklaşık 100-140 Hz aralığındadır. Yani evet. Ne demek bu? Saniyede 140 kere birbiriyle titreşen bir yapıdan bahsediyoruz. Bizim evet. gözümüz bunu ayırt edemez. Bizim gözümüz 5'ten şeyi bir akışkan videoyu birbirinden fotoğraflar olarak algılaması. Boğaziçi kesti elektriği. İlk kesildi. Sıkıntı yok. Boğaziçi kesti elektriği. Boğaziçi elektriği kesti. Dolayısıyla o stroboskopik görüntüleme sırasında ses tellerinin sanki yavaşlatılmış bir görüntüsü elde edildiği için çok daha fazla detay fark edilebilir. Ve hani diğer türlü sizin söylediğiniz gibi normal bir ışık kaynağıyla gözden kaçabilecek patolojilerin hepsini tanımak çok daha kolay olur. Doğru. Bir hanımefendi subglotik stenoz ile ilgili, oğlunun subglotik stenoz ile ilgili problemini soruyor. %50 yani bu tabii hava yoluyla ilgili bir şey. Bu çok ciddi bir konu. Subglotik stenoz denen şey vokal kortların altında, ses tellerinin altında soluk borusuyla vokal kort seviyesinin arasında bir bölgede bir tıkanıklık olması hali. Bunun değişik nedenleri var. Doğuştan olabileceği gibi sonradan travmatik nedenlerle işte uzun süre ağızda entübasyon diyoruz ya hani o solunum cihazına bağlı kalmak gereği olan hastalarda ya da uzun süre trakeotomisi o gırtlaktaki, gırtlağın altındaki soluk borusundaki açıklığın uzun süre kaldığı hastalarda olan bir şey. Evet. Onunla ilgili uğraşan çok güzel üniversite klinikleri, eğitim klinikleri var. Böyle bir yere başvurup doğru tedavisinin yapılması lazım. Yapılması lazım. Gerçekten geçmiş olsun. O Oktay, zor bir şey. Oktay Bey duyuyorsanız eğer lütfen hocamızın söylediklerini umarım yazmışsınızdır bir yerlere. Yazın çünkü bizim kafamızda kalmıyor. Ben sürekli yazıyorum. Çünkü yazmak önemli. Daha sonra unuttuğumuz şeyi tekrar hatırlamak da çok önemli. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani çok geldi sizinle sohbet etmek, muhabbet etmek muhteşemdi. Yani ben çok eğer sizi böldüysem, sürçülisan ettiysek affola. Gerçekten ben sizin böyle bir görevli olduğunuzdan dolayı gurur duyuyorum. Türkiye, Avrupa'da Türk bayrağını tutuyorsunuz. Dalgalandırıyorsunuz. Gerçekten bizim gururumuzsunuz, markamızsınız, marka değerimizsiniz. İyi ki varsınız hocam. Ben Voice İstanbul'un 2021'i merakla bekliyorum. Ve çok güzel olacağına inanıyorum. Çünkü şöyle bir şey de var. 23 Mayıs'ta Metropolitan Operası'nın çok ünlü bir sopranosu Christina Opoalis bizim konumuz olacak. Benim arkadaşlarım kendileri. Ve bu insanlar Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Gezmek istiyorlar, harika. Görmek istiyorlar. Ve biz onlarla güzel bir şeyler yapalım istiyorum ben. Daha international, onu konuşalım daha detaylı. Ama şu terim sempozyumunu mutlaka yapalım hocam, hep beraber. Yapalım. Yani özellikle konservatuardaki öğrencilerimiz bilinçlensin. Özellikle konservatuardaki öğrenciler bilinçlenirse o zaman... Diyecek ki bu doktorlar bunu söyledi. Biz artık bozuk parayı oraya koymayacağız hocam. Bitti. Yani Burak Beyciğim ben de öncelikle nazik davetiniz için ondan sonra bütün güzel sözleriniz için sizin gibi hocam. Değerli bir insanla böyle tatlı tatlı sohbet etme imkanını bana verdiğiniz için sizi beni seven ya da ilgi duyan insanlarla bir araya gelmek için bir fırsat olduğu için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bu platformlar işte her zaman her türlü kısıtlılık kendine ait imkanları doğuruyor. Belki işte bu salgın nedeniyle bir şekilde bunlara başladık ve daha fazla ilerleyeceğiz. Bu şeyi görmüşsünüzdür, mutlaka siz de okumuşsunuzdur işte bu nasıl tarif edeyim, internet üzerinden eğitim veren şeyler var, belli markalar var, adını burada söylemeyeyim. Evet. İşte aplikasyonlarını da yüklediğiniz vesaire, onların onlarca kat büyüdüğünden bahsediliyor salgın döneminde. Doğru. Bu sayede belki bizim fiziksel olarak birbirimize ulaşmamız çok zor değil. Ben İstanbul'a, siz Ankara'ya geldiğinizde biz buluşabiliriz, değişik toplantılarda bir araya gelebiliriz. Ama bu şekilde işte bu online, gerek şimdi yaptığınız canlı şekilde sonra bunları YouTube kanalınıza koyuyorsunuz. Benzer şekilde biz eğitimler veriyoruz. Belki daha çok insana ulaşmak açısından, belki daha çok insanın bazı dertlerine çare bulmak
olmak açısından ya da işlerini kolaylaştırmak açısından, belli evet. konularda farkındalık yarattırmak açısından bizlere bir şey olacaktır, faydası olacaktır. Çok nazik davetiniz hocam. İçin tekrar teşekkür hocam, ediyorum. Sizi burada konuk olarak platformda, ağırlamam. Her platformda tekrar bir arada olmak için de gerek sözlük, gerek eğitim seminerleri şimdiden hepsi için size söz Sağ olun veriyorum. hocam, Bir arada sağ olun. olmak keyif her Sağ zaman. olun. Hocam bu Moment'den bir tane print edip göndermek istiyorum size. Hediye Çok etmek çok istiyorum. sevinirim. Yani ben de şöyle fotoğrafıyla bir size şeyimi gönderirim tamam buradan. hocam, tamam Koyarız onu hocam. sosyal Tamam hocam. medyaya. Çok teşekkürler. Sevgiler hocam, Ben çok çok sağ teşekkür olun. ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bu arada Saygılar. sizi Sağ olun. alkışlıyoruz. Bir sağlık Çok çalışanı sağ olun. olarak iyi ki Çok varsınız. sağ olun. İyi ki varsınız. Biz bütün her şeyimize sizlere güveniyoruz. %100 güveniyoruz. İyi ki varsınız. Dediğiniz gibi sağlık sistemimiz de çok iyi. Bu salgından da umarım az bir kayıpla şey yapacağız. Ve biz bizim işimize, yani başkalarının işine karışmayacağız. Biz doktorlara bıraktık. Doktorlar konusunda, doktorlar bu virüsle ilgili konusunda. Biz sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben de bir cümle söyleyeyim. Bununla ilgili Buyurun hocam. hazır Buyurun hocam. siz söylemişken, şimdi ben de gerek yoğun bakımda, gerek enfeksiyonla ilgili ünitelerde, bunlar için özellikle ayrılmış alanlarda hizmet veren bütün sağlık çalışanlarına, hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar, temizlikçiler, hepsine saygılarımı sunuyorum. Hepsine Sağ olun hocam. gerçekten teşekkürlerimi, minnetlerimi ifade ediyorum. Sağ olun. Ancak her meslek grubu kendi yaptığı iş yönünden kutsal. O söylediniz ya, merak olmalı, işte sevgi olmalı, her şeyini katmalı, kalbiyle insan orada olmalı. İşte bir öğretmen, ona da bir çocuğu emanet ediyorsunuz. O onu şekillendiriyor yıllar içerisinde ve bir birey haline getiriyor. İşte biz uyurken birisi bizim için ekmeğimizi o sırada pişiriyor. Biz aynı şekilde yastıkta başımız rahat, böyle evimizde sıcacık otururken dışarıda birileri temizliyor. Dolayısıyla her meslek grubu kendi yaptığı iş açısından kutsal. Onun için zaten biz birlikte yaşayan bir toplumuz. Çok doğru. Herkesin kendi yaptığı işi iyi yapmaya çalışması harika bir şey. Ama birbirinin yaptığı işlere de, bu bizim alanımız için de geçerli, saygı duyması ve onu bilen insanlarla, objektif verilerle bilen insanlarla bir arada olması çok kıymetli. Onun için tekrar tekrar bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Çok Güler sağ olun. yüzünüz eksik olmasın. Güzel pozitif enerjiniz eksik olmasın. Ama unutmayın, beraber şarkı söyleyeceğiz. Çok sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Söz. Eşinize, Görüşmek üzere. ailenize çok Sağ olun. sevgiler. Ankara'ya Sağ olun. Kucak dolusu sevgiler hocam. Sağ olun. Bin mukavele. Çok Sağ olun teşekkürler. hocam. Çok sağ Çok olun. sağ olun. Sağ Bay olun. bay hocam. Bay bay. Sağ olun.